Devasa sözü yanlış. Burada beş volt olan bir işaret elde etmiştik. Her R dalgası girişinde şu işareti elde etmiştik. Acaba bu işareti geldiği durumda bunu bir sese çevirebilir miyiz? Yani geldiği anda beep yaptırabilir miyiz? Sesi çevirirsek 10 dakikadaki sayılarını sayarak beepleri dakikadaki vurum sayısını, kaydı vurum sayısını, yani atım hızını bulabiliriz. Burada ona yönelik bir çalışma yapılmış. Şu işaretimiz vardı. Her R dalgası gelişinde eksi 12'den artı 12'ye değişen bir gerilim vardı. Neyse şu kısmı atlıyorum. O şu noktada eksi 0.6 ile 12 volt arasında değişen bu şekilde sınırlanmış bir gerilim değişimine çevrilmiş. Şu gerilim, şu gerilim değişimine çevrilmiş. Burada öyle bir gerilim var. Aslında A7 kuvvetlendiricisi beslenmiyor. Yani normalde besleme gerilimi yok. Sadece bu işaret buraya geldiği zaman şuradaki artı 12 voltla burası beslenmiş oluyor. Diğer eksi besleme girişi toprağa bağlı. Bunu pratik olarak şurası sıfır olan, taban seviyesi sıfır olan, darbe seviyesi de artı 12 volt olan bir işaret gibi düşünebiliriz. Artı 12 volt geldiğinde bu devre besleniyor ve işaret üretiyor. Nasıl bir işaret üretiyor? Şurada görüyoruz. Sadece şu aralıkta, şu zaman aralığında bizim kulağımızda duyabileceğimiz sesleri veren frekansla bir işaret oluyor. O örneğin 1 kHz olabilir. Şu zaman aralığında 1 kHz'lik bir işareti çıkartabilirsek onu biz o zaman aralığında duyabileceğiz ve beep sesini orada işitebileceğiz. Her R dalga girişte burada hoparlörden beep sesini duyacağız. Böylece o beepleri sayarak dakikadaki kalp vurum hızını oradan yani nabız olarak bulmuş olacağız. Onu yapan osilatör kısmı şurası. Şimdi bu osilatörün nasıl çalıştığına bakacağız. Evet, bunu açıklayıcı daha geniş bir şemamız yokmuş. O nedenle bu şema üzerinden anlatmaya çalışacağım. Belki tahtaya da bir şeyler yazmak gerekebilir. Ne yapacağız? Çevireceğiz o zaman. Çevireceğim mi? Neyse şimdi değil de. Bakalım aslında onu yapalım ya. Ben çevireyim olmazsa. Şu tahtayı getirebilirsem şöyle. Evet. Devremizi çizelim. Bir kuvvetlendirici var. Şuradan başlayalım. Yukarısı eksi, aşağısı artı. Her iki giriş, hem artı giriş, hem eksi giriş. Şeyden çıkıştan geri besleme almış durumda. O geri besleme transferi aşağıdaki aslında bir gerilim verici gibi sanki çalışıyor. 33'er kilo ohm var şurada. 33'er kilo ohm var. Direncin ismi neyse. Bu da 33 kilo ohm. R24 ile R26 etmiş. Bu direncimizin değeri o sözlüğün frekansını belirleyen bir eleman R25 kuruluşmuyor.
bir kapasite var. C7. Orada 5 volt var, 12 volt da yukarı bağlanmış. O zemleri çizmiyorum, sadece 5 voltu şuraya çiziyorum. 5 volt da buraya bağlanmış. Tamam. Burası nereye gidiyor? Burası da kapasitenin 5 volttan gidiyor. Şuraya kalmış. Böyle bir yapalım. Acaba nasıl osilasyon yapar? Ona bakacağız. İki tane düğüm noktamız var girişte. Burası veya A noktası şurası. Burası da ve B noktası. Böyle bir düzeni anlatabilmek için kapasitenin dolu ya da boş olduğunu, ilk durumunu hesaba katmamız gerekiyor. Kapasite boş olsun. Kapasite boş ise VA gerilimini istedim. Zamana göre değişimi. Sıfır anında kapasite boş ise bu gerilim 5 volta bağlıdır. VA gerilimi 5 volta. 5 volt şöyle bir yer olsun. Çıkış ne olur? VB'ye bakalım. VB gerilimi ne kadardır? Çıkışın tabi artı 12 olduğunu varsayıyoruz. Yani çıkış buraya işaret gelmiş. Buraya işaret gelmiş. Ne olmuş? Artı 12 volt olmuş. Artı 12 volt gelince V0'ın şurası beslenmiş, burası toprakta. Ve A ve VB'nin durumuna göre çıkış ya 0'da ya artı 12 voltta olacak. Bir şey varsayalım. Çıkış VB yani. Artı 12'de olsun. Orada yeşille çizelim. Artı 12 volt. Çıkış artı 12 voltta ise VB gerilimi onun yarısı 12 artı 5 bölü 2. Yani V0 eşit artı 12 volt ise VB eşittir 12 artı 5 bölü 2 17 bölü 2 yani 8,5 volt. Olacaktır. 8,5 voltumuzu da kırmızıyla çizelim. 8,5 volt şurası. Onu da VB olarak çizelim. Şimdi VB noktası 8,5 ve A 5 olduğuna göre, daha pozitif olduğuna göre çıkışın artı 12 voltta olması
doğal. Tabii böyle bir işe o şekilde başladık ve onun bozulmadığını gördük. Hani V0 eşittir artı 12 volt olsun diye işe başladığımız için şu varsayımla başladık. Aynı yere geldik. Durum bu şeklini muhafaza ediyor. Koruyor ama pek fazla uzun sürmeyecek bu durum muhafazası. Çünkü bu kapasite arkadaşlar şurası 12 volt olduğuna göre bu kapasite bu gerilim yani şurada 5 volt olarak kalamayacaktır. Çünkü bu durumda bu direncin değeri bu tarafı artı 12 volt ise bu tarafı artı 5 volt ise illa şöyle bir akım akıtacaktır. Bu akım içeri gitmeyeceği için burada bu kapasiteyi dolduracaktır. Dolayısıyla VA gerilimi artık 5 voltta kalamayacaktır. Bu gerilim 12 volta gelene kadar arkadaşlar şu akım bu şartlar altında akmaya devam edecektir. Demek ki 5 volttan itibaren akan eksponansiyel olarak tabii direnç ve kapasite varsa bu değişim eksponansiyel olacaktır. Şöyle bir değişim beklenir. Yalnız bu değişim 12 volta gidemeden tam şurada kesilir. Neden? O noktada işte şu noktada arkadaşlar VA eşittir VB olmuştur. Şu noktada VA eşittir VB olmuştur. VA eşit VB hatta birazcık da üstüne çıkarsa bu gelip daha pozitif olacaktır. Çıkış bu sefer çarpacaktır. Sıfıra düşecektir. Çıkış o anda sıfıra düşerse şu anda tam şu anda sıfıra düşerse şurada sıfıra düşecektir. Bu andan itibaren şu andan itibaren çıkış sıfır seviyesini muhafaza edecektir. Bu ana kadar artı 12 voltta idi. Şimdi çıkış 0 volt oldu. Şurada 0 volt olur olmaz burası. Burası 5 volt arkadaşlar. Onu yazalım. V0 0 volt olunca artık VB de artık 8,5 volt olamaz. Ne olur? 0 artı 5 bölü 2 yani 2,5 volt olur. 2,5 voltumuz VB için kırmızıyla yazmıştık. Şurası olacaktır. 2,5 volt. Şimdi VB birden aşağı düştü. VA mavi gerilim yukarıda kaldı. VA gerilimi yukarıda kalınca eksi işaret daha büyük olunca tabii çıkışta sıfır olacaktır. Ama burada uzun bir süre bu gerilim burada kalabilir mi? Çünkü giriş o anda 8,5 volt VA olarak VB olaraksa 2,5 volt. Onu yapalım. Eğer bu direncin uçlarında burada
artı 8.5 volt varsa şu tarafında, burada da 0 volt varsa bu sefer böyle bir akım akacaktır. Kapasite bu sefer ters yönde. Evet, sıfıra doğru ineceği için boşalacaktır. Kapasite gerilimi boşalırken şu gerilimde eksponansiyel olarak sıfıra doğru değişmeye çalışacaktır. Çünkü şu değere, gelmesi gerekir ki şu I akımı kesilsin. Dolayısıyla ve A gerilimi 8.5 volttan itibaren sıfıra doğru değişen değişim olacaktır. Ama hiçbir zaman şunun altına inemeyecektir arkadaşlar. Çinlik'in altına inemeyecektir. Çünkü tam o anda VA eşit VB olmuştur ikinci kere. Çünkü o durumda VB'miz 2.5 volt idi. VA gerilimde eksponansiyel değişim olarak 2.5 volta gelmiş oluyor. Demek ki şuraları nokta nokta göstermemiz lazım. Bunun altına da inemeyeceği için buraları da nokta nokta göstermemiz lazım. Şimdi tam buraya geldiği anda VA gerilimi daha negatif oluyor. Yani VB daha pozitif oluyor. O anda çıkış artı 12'ye tekrar doğru değişir. Çıkış artı 12'ye doğru değişince şöyle bir değere gelir. Çıkış geldi. Benzer işlemler devam eder. Çünkü bu gerilim burada kalamaz fazla. Burada olduğu gibi. Çünkü V0 artı 12 voltta gelir gelmez. VB gerilimi de 8.5 volta gelir. Dolayısıyla VA gerilimi artı 12'ye doğru artı 12 volta doğru değişmeye çalışırken şeyde tam şu noktada şurada olduğu gibi şey yapar. Tam şu anda konum değiştirdi. Çünkü çıkış o noktada artık 10 kilovolttan itibaren aşağı doğru düşmüştür. Aşağı doğru düşünce çıkış tabii şeyi takip ediyor, şuradaki VA işaretinin değişimini takip ediyor. O değişim yukarı doğru çıkıyorsa çıkış artı 12 volt oluyor. Bu değişim aşağı doğru değişirse çıkış 0 volt oluyor. Buradan itibaren demek ki 0'a doğru geçecek. Şöyle. Ama hiçbir zaman şu 2.5 voltun altına inemeyecek. Buradan itibaren tekrar yukarı çıkacak şeklinde değişim. Şimdi biz çıkışta şöyle bir kare dalga ya da dikdörtgen dalga işareti elde etmiş oluyoruz. Tam bir periyodu şu kadar. Şurada şuraya kadar bir periyodu var. İşte bu değişimin frekansı, örneğin görebileceğimiz bir işaret frekansı olsun isteriz. Şimdi bu değişimleri, yani şu iki değişimin ifadesini yazmaya çalışalım. Bir tanesi şu değişim, eksponansiyel bir değişim. Bir tanesi de yine eksponansiyel bir değişim, şu değişim. Bu değişim ifadesini yazabilmek için z
zamanı, şu noktasını referans alacağız, sıfır alacağız. Ve bu değişimi bir eksponansiyel değişim olduğunu biliyoruz. Tahmini değişim ifadesini yazacağız. V, A, T eşittir. Mesela bir kas sayı olsun A, E üzeri eksi T bölü ton artı B. Böyle bir tahmin. Eksponansiyel değişim tahmini. Bu A ve B'yi şöyle bulacağız. Başlangıç şartıyla. Ton'yu da R5, C7 zaman sabiti olarak bulabiliriz. R25 çarpı C7. Başlangıç koşulu kadar sınır şartları diyebiliriz. Şöyle koşulları diyelim. Şartları şöyle A T eşit sıfırdan veya sıfır iki buçuk olur. Veya iki buçuk volt olacak. T eşit sonsuzluğa. Yağının gideceği yer arkadaşlar. Ta buraya gidiyor. 12 volta kadar gidiyor. 12 volt olacak. Bunu A ve B'yi, büyük A ve büyük B'yi bulmaya çalışalım. T yerine 0 koyarsak şurada E üzeri 0, 1 yapıyor. A artı B 2,5 olmuş oluyor. Bu. Bize A artı B'yi veriyor. T yerine şimdi sonsuz koyuyorum. E üzeri eksi sonsuz 0. B de 12 olmuş arkadaşlar. B de 12 olmuş. Bu durumda A'yı da 12 eksi 2,5'dan İki buçuk eksi on ikiden dokuz buçuk volt olarak bulabiliriz. Bu da tabi volt olacak. Dolayısıyla şuradaki bir AT fonksiyonun zamanla değişimi 9,5 en üzeri eksi T bölü R25 çarpı C7 artı 12 olacaktır. Öbür değişimi nasıl oluruz? Öbür değişimine benzer olarak şurada yapabiliriz. Şurada gösterebiliriz. Şu değişim için bu değişimi yaparken mesela zamanımızın başlangıcını giden burası değil, burası alıyoruz. Onun için böyleydi. Onun için böyle olacak. Bu da yine
isterseniz başka bir kullanalım. C üzeri eksi T bölü ton. O aynı ton. Artı D yazabiliriz. Başlangıç şartları için A, B olacak. A, T eşit sıfırda. Sıfır için. Ve A neydi? Ve A sıfır. 8.5 volt pili. Bu C artı D'ye eşit. D eşit. D eşit. Sonsuzda. Ve A bize yer. 0. Yani D'de 0'a eşit. C'yi buradan 8.5 volt olarak buluyoruz. Örnek arası da ve AT eşittir. 8.5 özel eksi T bölü R25 C'ydi. Şimdi biz şu süreleri bulabilirsek T1 ve T2 olarak oradan frekansa geçebileceğiz. T1'i nasıl buluruz? Şu denklemde T yerine T1 koyarsak veya T1 ne oluyormuş arkadaşlar? 8.5 oluyormuş. Veya T1 şurayı 0 aldığımız zaman ve ATB'imiz 8.5 oluyor. Eşittir. 9.5 en olarak eksi yana T1 koyuyoruz. R25 C'yi artı 12. Burada bilinmeyen T1'i eğer bilirsek R25 C7'yi onlar bulabiliriz. Buradan T1'i R25 çarpı C7 L'nin 8.5 bölü 2.5 olarak bulmuşuz. Demek ki T1 eşittir. 2.5 olarak bulmuşuz. Benzer şekilde T2'de R5 çarpı C7 N1 bölü eksi 6 bölü 9.5 olarak buluyoruz. Frekansımız 1 bölü T1 artı T2'dir. 2 kHz istiyoruz. T1 ve T2'yi eş seçebiliriz ya da farklı seçebiliriz. Buna göre ya da 5.23 ve 5.24'teki T1, T2 ifadelerini burada yerine koyup eşittir 2 kHz yaptığımızda oradan
T25C7'yi bulabiliriz. Ya da tersine R2533 C7'dir 6.8 nanofarad iken T20.224 milisaniyemiş. Bu değerler için devirde 0.275 milisaniyemiş. Bunlar yerine konduğunda işte 2.5 kHz, 2 kHz duyulacak ses olarak o aralıkta, hangi aralıkta? Şu değişim arkadaşlar, zaman ekseninde o değişimi sıkıştırırsak 2 kHz bir işaret R dalgasının geldiği zaman aralığında duyulmuş olur. O da işte bize 2 kHz'lik bir bip sesi çıkarttırır. Dakikadaki bu bipleri sayarak nabzı buradan bulabiliriz. Işık da uyarı da elde edilebilir. Ya da bir göstergeli alet üzerinden bu R dalgalarının geliş hızı, böyle bir integratör yani üzerinden analoğa çevrilerek bu sıklıklar, nabız sıklıkları analog olarak bir göstergeli alet üzerinde gösterilebilir. Sayısal göstergeli olarak da yapabiliriz. Tıpkı şeydeki gibi, hesap makinelerindeki gibi gösterge elemanlarını satır olarak tarayan ve sütun olarak tarayan bu özel elemanları kullanarak orada mesela CA3162 şeysi dijit seçici CA3161'de segment seçici elemanları olarak AP7503 gösterge elemanlarını bu şekilde tarattırabiliriz. Genel analog gelirleri F girişine verilmiş. Bu kendi içinde her bir dijitin analog değerinin sayısal karşılığı olarak elde edilmiş. Tabii içinde o sayısal değerin kod çözücüsü var. 7 segmentli kod çözücüsü var. O kod çözücü belki şurada, şunun içinde olacak. Demek ki ikili kodda şurada bir analog değer var. O değerin 7 segment karşılığı burada çıkarılmış. Hangi dijite ait olduğu da şu transistörlerden biriyle şu elemanın belirlediği öndeki sayısal çeviricinin, analog sayısal çeviricinin belirlediği transistörlerden birini devreye sokarak o dijitteki segmentlerin rakam olarak parlamasını sağlıyor. Böylece her dijit için kaç volt olduğu bilgisi buradan geliyor. Bu bilgi 7 segmentli koda çevriliyor. O hangi ondalık şeyin karşılığıysa ona ait transistörler devreye sokuluyor ve o ondalık sayıya karşı gelen gösterge elemanının dijitleri o sayıyı gösterecek şekilde parlatılmış oluyor. PLL elemanıyla da